Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Çin'in soft power ile ilgili master çalışması yapmış Mert Karakadıl hocamızla birlikte Çin'in soft power'ını ve Çin sinemasını konuşacağız özelinde. Özellikle bu sene Amerika'da Oscar ödüllerinin Çinli bir yönetmene verilmiş olması da dikkatimizi çekti. Artık hocamız bu konuyu bizimle paylaşacak. Hocam buyurun, önce kendinizi tanıtın, sonra konuya gireceğiz. Merhaba hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum bu güzel Rica yayın ederim. için. Mert Karakadılar ben. Maltepe Üniversitesi mezunuyum. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği'nden. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'ne master tezimi yaptım. Çin'in yumuşak gücü ve yumuşak güç stratejisi ve etkileri üzerine. Doktor Yasemin Bilger'le birlikte. Amerika'ya gittim bir ara İngilizcemi geliştirmek için. Daha sonra master tezimi bitirdikten sonra da Şangay Üniversitesi'ne doktora için başvurdum. Global Studies bölümüne. Yeni kabul aldım. Tuğrul Hoca, Profesör Tuğrul Keskin'le birlikte bir doktora serüvenine başlayacağız şimdi. Yakın bir zamanda. Hayırlısı olsun tabii. Onun dışında da işte Çin sineması, Çin kültürü benim ilgi alanlarıma giriyor. Tabii bahsettiğim gibi yumuşak güç de hani kültürel bir bağlamda olduğu için yumuşak güçle çalıştığımdan dolayı böyle bir yayın yapmaya karar verdik Ahmet hocamla birlikte sağ olsun. Kendi Çok teşekkür organize ederim. etti. Yani zaten sizin master'ınız anladığım Evet. kadarıyla Çin'in yumuşak gücüyle ilgili. Evet, yumuşak güç stratejisi ve etkileri üzerine bir Master'ınız tez var. yazmıştık Çok ilginç ve master'da. önemli bir tez. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yüksek lisansta da, pardon, doktorada da yine yumuşak güçle, sinema ile alakalı bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Tabii henüz yeni kabul aldığım için tam hani detaylı bir üzerine şey yapamadık. Ama Tuğrul Hoca ile de konuşmuştuk. Hani o tarzda bir doktora tezine gireceğiz herhalde. Profesör Tuğrul Keskin Hoca da maşallah çok yoğun. Ülkemizde Çok yoğun. bulunduğu günlerde de önemli bir kulüp kurdu biliyorsunuz. Evet. O da çok ilginç ve ülkemiz için çok faydalı. İnşallah o konuda da sizlerle birlikte daha güzel sonuçlar elde ederiz. İnşallah hocam. Güzel bir enstitü olacak bence o Çin araştırmaları üzerine. China Global Tabii zaman Enstitüsü. Evet. evet, araştırma enstitüsü yani daha yeni kuruluyor ama hani güzel altyapısı bence Altyapısı iyi. güzel. Dünyada Zaten önemli akademisyenler Tuğrul katkıda bulunuyor. Hoca Ülkemizdeki evet. önemli akademisyenler katkıda bulunuyor. İnşallah Tabii, ülkemize ve danışman dünyaya katkıda bulunur. hayırlı olur. Katkıda Hayırlı olur. bulunur. Evet, inşallah. Hocam ben şimdi sizin master tezinizden yaptığınız PDF'inizi ekrana getireceğim. Siz Tamam hocam. konuyu devam edeceksiniz. Tamamdır hocam. Buyurun hocam. Konumuz Çin'in yumuşak gücü ve Çin sineması. Yani sinema tabii eğlence aracı olarak görülen eğlence sektörüne görünse de sektöründe görünse de tabii devletler konu olduğunda önemli bir araç. Hem yumuşak güç açısından önemli bir araç. O yüzden zaten biz Çin'in yumuşak gücü ve Çin sinemasını birlikte ele aldık. Hem de benim gibi hem Çin çalışan arkadaşlar olsun hem hocalarımız olsun. Yani bence sinema o ülkeyi tanımak için yani o ülkenin sinemasını izliyorsak o ülkeyi daha rahat tanıyabildiğimizi ben düşünüyorum açıkçası. Yani mesela sadece Çin özelinde değil bu. İran sineması olsun, işte Fransız sineması olsun, Amerikan sineması olsun. Yani o ülkenin kendi yaptığı filmleri izlediğimiz zaman daha çok yani kitap okumaktan en azından görsel hafıza insanların benim en azından görsel hafızam daha gelişmiş olduğu için daha akılda kalıcı oluyor. Yani en basitinden Çin sinemasında bir Çin'in dışı açılımıyla ilgili bir film izlediğimde
Daha sonra kitap okumaya başlıyorum ben. Çünkü akılda kalıcı oluyor o zamanlar, görsel olarak da. Çok güzel etkiliyor. Yani kısacası Tabii bir bir de kültürel yani olarak... sinema deyince yedinci sanatta yani 5-6-7 tane sanatın aynı anda devreye girmesi. Tabii. Yani 10 saniye Tabii. içerisinde size çok şey veriyor. Tabii yani bu tanıma açısından yani Çin bir de birazcık bize uzak kalmış bir ülke. Kültürel anlamda çok benzerliklerimiz olsa da tanıma açısından birazcık uzak kalmış bir ülke. Bu açıdan Çin sineması bence hani ülkeyi tanımak için çok önemli. Çok da güzel filmler yani son dönemlerde şimdi birazdan bahsedeceğiz. Çok güzel filmler çıkıyor. Tarihi filmleri de yani bundan 20 sene 30 sene önce çekilmiş filmlerini de ben izliyorum buldukça. Onlar da çok güzel. Yani tanıyoruz. Yani Çin'i tanımaya çalışıyoruz. Burada bize yardım ediyor. Gidip görme imkanı olmayan arkadaşlarımız filmlerini izleyebilir. Çin sineması zaten çok gelişiyor. Yani sadece öğrenmek açısından değil, yeni değişik tarzda filmler izlemek için de güzel bir seçenek. Yumuşak gücün de tabii birazdan bahsedeceğim ben. Devlet nezdinde tabii bahsedeceğiz şeyden, Çin sinemasından da yumuşak güçten de. Bu açıdan hani birbirine yakın gördük. Hem benim master tezim olduğu için de yumuşak güç üzerine de bir konuşma yaparız diye düşünmüştük. Yavaştan hocam geçelim isterseniz. Yumuşak güç nedir? Buyurun. Ne değildir? Şimdi öncelikle yumuşak güç 1990'lı yılların başında Joseph Nye tarafından ortaya atılıyor. Tabii yumuşak güç denilince insanlar, yani bilmeyen insanlar için en azından birazcık farklı geliyor şimdi yumuşak güç nedir diye. Öncelikle Joseph Nye bu kavramı ortaya atmadan önce gücü tanımlıyor. Yani güç nedir? Bunu tanımlıyor. Yani güç, Joseph Nye kısaca diyor ki bunun için, güç için istenilen, arzu edilen sonuçları elde edebilme kabiliyetidir. Yani bir devlet bir şey istiyorsa ve bunu elde edebiliyorsa o devlet için güçlü diyebiliriz veya güç sahibi diyebiliriz. Gücü böyle tanımlıyor Joseph Nye. Daha sonra Joseph Nye bu elde edebilme kabiliyeti dediği gücü ikiye ayırıyor. Bir yerde yumuşak güç, bir yerde sert güç olarak ikiye ayırıyor Joseph Nye bunları. Evet. Sert gücü şöyle tanımlıyor Joseph Nye. Diyor ki askeri ve ekonomik güç. Sert güç kriteri içine girer diyor. Yani nedir bu? Bir ülke, Amerika'dan örnek verecek olursak, yani Amerika bir şey elde etmek istiyor. Yani çok somut olacak ama mesela bir ülkede kendi rejimini, yani demokratik ya da ne bileyim kendi normlarını bastırmak. Ülke ismi vermeyelim. Genel konuşalım. Yani hiçbir ülkeyi vermeyelim. Yani sert güç yok uygulamak isteyen bir ülke var diyelim. Tabii, o şekilde ilerleyelim. Tabii hocam öyle de diyebiliriz. Yani bir ülke istediği sonuçları askeri yollarla da elde edebilir. Ekonomik yollarda da elde edebilir. Yani askeri olarak saldırabilir, ekonomik olarak yaptırım yapabilir veya ödül verebilir, teşvik yapabilir. Bu tarzda elde edebilir diyor. Diğer yandansa yumuşak güç kavramını ortaya atıyor Joseph Nye ve diyor ki yumuşak güç diyor çekicilik yaratmaktır diyor en basit tabiriyle. Yani bir ülke ne kadar çekici olursa, ne kadar rol model olursa diğer ülkelere, diğer ülkeler onu takip etmek isteyecektir diyor. Bunun da avantajı şu tabii ki de hiç askeri ve ekonomik yollara başvurmadan bir harcama ülkeyi yapmadan. Kendi istediği harcama yapmadan, evet aynen öyle, yani maliyetten, kaynaktan kısarak istediği şeyi aslında elde edebilecek. Yani bu günümüz Joseph Nye'ın tanımıyla günümüz şeyinde hem daha maliyetli hem daha kullanışlı bir güç şeyidir diyor Joseph Nye. Yani bu çekicilik aslında bir nevi ikna etme yöntemi. Anladım. Zaten burada tabloda da gösteriyorsunuz hocam. Yani burada gözüküyor. Yani ülkeler ikna edebilir. İkna ettiği sürece, yani rol modeli olduğu sürece, diğerleri ona özendiği, öykündüğü sürece, yumuşak gücünü arttırdığı sürece diğer devletler de onu takip etmek isteyecektir ve istediği sonuçlara maliyetsiz bir şekilde ulaşacaktır diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Joseph Nye tabii yumuşak gücün de kriterlerini belirliyor. Yani başlıca üç tane diyor kriteri vardır diyor. Bunlar kültür, yani devletlerin kültürleri, siyasi değerleri ve dış politikasıdır diyor. Yani bunlar bir ülkenin diyor yumuşak gücünü arttırırlar diyor. Tabii şimdi
Çin'e geçmeden önce şöyle de bir şey var hocam. Nay bu eserini 1990'da yazıyor. Yani 1990 dediğimiz Soğuk Savaş'ın sonlarına tekabül eden bir zaman. Tabii Nay bildiğiniz gibi 1990'da yani Berlin Duvarı yıkılıyor. Sovyetler Birliği işte savaş bitiyor ve Amerika tek güç olarak dünyada ortaya çıktığı zaman Amerika dünyadaki en büyük hegemon, süper güç olarak ortaya çıkıyor ve tabii bildiğiniz gibi işte Fukuyama olsun birçok akademisyen tarihin sonu yani ne demek artık medeniyetler çöktü, medeniyetler savaşıyor, tarihin sonu. Evet, ben hiçbirisine katılmıyorum. Evet. Tabii ben ama şeyi anlatmak istediğim için hocam, evet. Joseph Nye'in çıkış yolunu. Yani Joseph Nye'in ortamını anlatmaya çalışıyorsunuz. Joseph Nye hangi bilgilerle bu teorileri ortaya attı? Yumuşak güç teorisini neden ortaya attı? Tabii. Şunu diyor zaten Joseph Nye. Soğuk Savaş bittikten sonra Amerika nasıl liderliğini devam ettirebilecek diye bir soru soruyor. Ve bunun cevabını da şöyle söylüyor. Ne kadar kaynağa sahip olduğu değil, siyasi ortamı, dünyadaki siyasi ortamı ne ölçüde etkilediği veya yönetebildiği önemli olacaktır diyor. Yani burada diyor ki kısacası, gündemi belirleyebilecek mi? Amerika gündemi belirlediği ölçüde Soğuk Savaş sonrasında dünyadaki liderliğini sürdürebilecektir diyor. Yani burada evet gözüktüğü gibi gündemi belirlemek üzerine bir yoldan çıkarak şey yapıyor. Tabii bu nedir? Amerikan değerlerinin dünyada yaygınlaşması, diğer ülkelerin Amerika'yı takip etmesi gibi şeyleri içeriyor. Tabii bu dediğim gibi Joseph Nye bunu biraz Amerikan yani Batı görüşüyle yazdığı için Çin'in yükselişi bu olayı birazcık değiştiriyor. Benim en azından tezde kendi tartıştığım olay buydu. Çünkü Nye'ın hep anlattığı kültürel, siyasi değerler, işte dış politika hep Batı odaklı. Hep Batı odaklı. Yani diğer türlü biraz daha böyle kapalı veya ne bileyim Amerika Batı kadar değerleri işte çoğulculuk olsun, işte açıklık olsun şey olmayan ülkelerin çok fazla yumuşak güç üretemeyeceğini düşünüyor. Halbuki Çin'in yükselişiyle bu birazcık değişmeye başladı yani. Bunu da anlatacağım. Tabii Çin tarzı yumuşak güç denilen de bir şey var. Ondan önce hocam siz de açtınız burada Çin'in yükselişi ve Çin tehdidi diye. Tabii şimdi Amerika'da şöyle bir durum ortaya çıkıyor bildiğiniz gibi Çin tehdidi. Yani aslında Çin tehdidi denilen şey Çin'in yükselmesiyle birlikte. Yani bu yükselme burada ben birkaç tane veri paylaştım. Evet yani nedir bu? 1978 yılında Çin 79 yılında açılmaya başlıyor Deng Xiaoping önderliğinde. Ekonomik olarak bir sıçrama yapıyor bir anda. Yani şurada 78-92 yılları arasında ortalama bir %9.5'lik bir büyüme oranı yakalamış. Yani gerçekten ben de çok, 1992'de Norinco ile Çin'e gitmiştim. Norinco beni çağırmıştı, Beifan Kongzi. Çin'e gittikten sonra 92 ile gözlerimin önünde 2000'li yıllara kadar %13 büyüdü her yıl. Evet. Muazzam bir büyüme. Muazzam bir büyüme. Tabii evet. Bunlar bir veri olduğu için tabii 2010'da Japonya'yı geçiyor. Tabii burada bir grafik var. Bir sonraki grafiğe de gelebiliriz hocam hatta. Burada da askeri harcamasını arttırıyor. Yani 1990 ile 2018 yılları arasında baktığımızda maviyle gözüken Amerika'nın harcaması, yeşille gözüken Çin'in harcaması 27'ye 1 iken 3'te 1'e düşmüş. Yani bu askeri anlamda da yükseliyor Çin. Bu bir Amerika'da bir tehdit. Yani bunu akademisyenler, gazeteciler dile getiriyor tabii en başta. Çünkü siyasi liderler arasında yani en azından iki ülke arasında Çin dışı açılmaya başladığında bu kadar tehditvari bir durum yoktu. Evet. Daha sonra tabii hocam burada evet Obama döneminin sonlarına doğru işte ticari açık büyümeye başlayınca tabii Hillary Clinton'ın da işte Asya Pivot diye bir şeyi ortaya çıkıyor makalesi. Yani Trump dönemini zaten biliyorsunuz sadece ekonomik ve askeri anlamda değil teknolojik ve ideolojik anlamda da bir tehdit oluşturma bir algı yaratılıyor. Bunların hepsi hocam kısaca Çin'in bir tehdit olarak gözüküyor. Şimdi Çin'in
Burada neden bunları anlattım? Neden Çin'in tehdidini anlatıyorum? Yani Çin neden böyle bir yükselmesine karşı korku duyuluyor ve bu niye yumuşak güçle bağlantılı? Az önce dediğim gibi Joseph Nye bunu yazarken hali hazırda bir hegemon, süper güce bakarak, Amerika'ya bakarak yazdı. Halbuki Çin yükselmekte olan, 78'de başlayıp 90'larda yükselmekte olan bir güç. Burada şunu söyleyebilir miyiz? Joseph Nye Batı'da yaşıyor. Batı kafasına sahip. Batılı düşünür. Batılı filozof. Doğu'yu bilmiyor. Doğu'da yaşamamış. Yani Doğu'da bir yıl, iki yıl, üç yıl akademik çalışma da yapmamış. Doğu'nun ruhunu da bilmiyor olabilir belki. Sonuçta geldiği zaman ülkesinde yani, Batı kafasıyla bir teoriler geliştiriyor. Zaten hocam Çin çalışıyor aslında. Yani Çin'e de hakim tabii ama 90'larda şeyi attın da yani sonuçta Çin daha yükselirken o zamanlar Soğuk Savaş'ın sonuydu. Tabii dediğiniz gibi o kafaya fazla girememiş olabilir 90'larda. Yani tam 90'dan sonra başında. 89'dan 90'dan sonra Çin'de patlama yaşanıyor. Her açıdan teknolojik, kültürel birçok açıdan patlama yaşanıyor. Onu görmüyor. Tabii, oraya kadar teoriler geliştirdi diyorsunuz değil mi? Evet. Yani benim demek istediğim açıkçası yani Amerika odaklı, yani Batı odaklı bir teori geliştiriyor. Çin'in bu kadar yükselmesinden sonra tabii benim yüksek lisans tezimde tartıştım. Bu birazcık değerlerden çok ortak çıkarlara, onu da birazdan anlatacağım hocam. Evriliyor yani. Nay'dan birazcık değişik bir hal oluyor. Tabii ben bu Çin'in yükselişini ekonomik anlamda, askeri anlamda, diğer teknolojik anlamda yükselişini işte Amerika'nın veya Batı'nın tehdit olarak görmesini şu sebeple anlattım. En başında dediğim gibi Joseph Nye buradan bu tezi yumuşak güç kavramını ortaya attığında gündemi belirlemek olarak Amerika'nın nasıl liderliğini devam ettirebileceği üzerine gündemi nasıl belirlerse yani belirleme kabiliyetine, yeteneğine, gücüne sahipse liderliğini devam ettirebileceğini öne sürüyordu. Şimdi bu gündem belirleme işi hocam birazcık gerçekten süper güçlerin, hegemon olabilmiş güçlerin işidir. Halbuki Çin 1978'de açıldı ve bu işte en azından 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar yükselen bir güç olarak yani 93'ten yani yükselen 2000'e kadar üretimiyle gündem belirledi. Yani üretim gücüyle gündem belirledi diyebiliriz. Ondan sonra teknolojisiyle, yani işte şu anda kuantum bilgisayarı var, kuantum uydusu var. Tabii tabii. Yani bunları yaparken demek yalnız şunu ben vurgulamak istiyorum Mert hocam. Evet, Çin hiçbir zaman dünyada egemen olmak kaygısı yok. Öyle bir niyeti yok. Çin'in dünyada yok. Hiçbir şekilde ben karşıya daha güçlü olayım, karşıya sözümü geçireyim. Veya ben o ülkeyi istediğim gibi kullanayım. Çin'in böyle bir derdi hiçbir zaman olmadı. 2500 yıl, 3000 yıllık tarih boyunca Çin zaten güçlüydü. Biliyorsun Çince Jungwo orta krallık demek. Orta krallık zaten Singapur, Endonezya, Malezya o bölge tamamen onun etkisi altında. Ama etkilemek istemiyor, kontrol etmek de istemiyor. Yani dolayısıyla burada iyi bir ayrım yapmak gerekiyor. Bir taraf yumuşak gücü sert güç kullanmadan, askeri harcama yapmadan karşı tarafa etki yapmak için kullanıyor. Ama Çin'in böyle bir derdi yok. Böyle bir isteği, arzusu yok. Yani Çin zaten birçok şeyi sanat diliyle yapıyor. Sanatsal yapıyor. Anladınız mı? Yani bu sizin söylediğiniz gibi. Şimdi hocam ben de şey farkı var. Yani Batı ile Doğulu düşünme farkı var. Burada bunu iyi yakalamışsınız yani. Evet hocam. Sesiniz kesildi hocam. Yani... Hatlarda bir arıza hocam, oldu galiba. Çin. Ne olur hocam teknik arızaları. Yani Çin gündemi belirlemekten çok zaten
Bu tehdit algısını kırmak için yumuşak gücünü kullanıyor. Yani benim sizinle de göstermek istediğim şey buydu. Çok güzel. Yani çok güzel. Tabii Çin neden bunu yapmaya çalışıyor? Çünkü çok şimdi şöyle bir şey var. Demek istediğim Amerika zaten hegemon bir güç. Gündemi belirleme kaynağı gücü de elinde var. Vardı ama Çin Mert hocam bir güç sizden için, özür diliyorum. Zaten, ülke ismi vermeyelim. Çünkü ben Çin'de yaşarken de sadece Amerika değil, birçok ülkenin de aynı şeyleri yaptığını gördüm. İsim vermeyeceğim, ülke ismi vermek istemiyorum şu anda. Yani Batı felsefesi veya Batı düşünme tarzı aynı şekilde yapıyor. Ülke ismi vermeyelim burada. Anladınız mı? Kutuplaşma veya herhangi bir şey neden olmayalım. Çünkü ben zaten Çin'de yaşarken de diğer ülkelerin de aynı yöntemi izlediğini orada yaşarken de gördüm. Yani restoranları var. Tabii ki de. Efendim, kulüpleri var, kafeleri var. Aynı şeyleri yapıyorlar yani. Tabii. Yani buyurun. Çin'de zaten yumuşak güç şu iki önemli sebepten dolayı önem kazanıyor. Bir tanesi, birinci sebep şimdi Çin'in tarihinde, bu Konfüçyüs tarihinde, yani Konfüçyüs'ten gelen bu gelenekte zaten sert güç kullanmadan, yani çekicilik yaratarak karşıdakini çekme diye bir şey var. Bunların bir geleneği, tarihi var. İkinci sebep de birazcık daha günümüze yakın bir sebep. O da Sovyetler Birliği'nin çökmesindeki, biliyorsunuz Sovyetler Birliği de bir komünist devletti. Onun çökmesinde Sovyetler Birliği'nin yumuşak gücünün zayıf olması da bir sebep. Ve bu iki sebepten dolayı, daha birçok sebep tabii vardır, yumuşak güç önemli bir kavram ama bu iki sebep Çin'de yumuşak gücün önem kazanmasına çok büyük iki tane neden olan sebeptir. Bir sonraki slaytta ben şimdi hocam şeyi göstereceğim size, gelirseniz. Evet, yani Çin'de tartışılan yayabiliriz veya nasıl yaymalıyız sorusu üzerine iki tane önemli okul var. Bunlardan bir tanesi kültür okulu, bir tanesi de politik okulu. Şimdi politik okul şunu söylüyor. Diyor ki, şimdi kültür okulundan başlayalım ya da sıra sıra gidelim. Kültür okulu diyor ki yumuşak gücün temeli kültürdür. Yani buna göre bir ülkenin ne kadar takdire şayan bir kültürü varsa o kadar çekicilik yaratabilir diyor bu. Kısacası. Evet. Bunun da çok fazla tabii şimdi de akademisyen tarafından savunucusu var. Bir yeri de politik okul denilen bir görüş. Bu görüşte aslında kültür okulunu reddetmiyor. Yani demiyor tamamen kültür okulundan bağımsız bir şekilde kullanalım falan. Öyle bir şey demiyor ama sadece diyor ki politika ile başlamak, kültürle başlamakla aynı şey değildir diyor. Yani biz önce diyor uluslararası kurumlarda, uluslararası örgütlerde Çin'in gücünü arttıralım. Yani ne yapalım? Uluslararası örgütlere katılalım. Uluslararası örgütlerde büyük, daha önemli roller alalım. Sorumluluklarımızı arttıralım. Böylece bunlar, dünya bizi tanısın, bizim niyetlerimizi öğrensin. Bu şekilde de yumuşak gücümüz zaten artacaktır diyor. Evet. Tabii hocam, iki tane farklı görüşü burada şey yaptık. Burada mesela ben buradan Li Mingyang diye bir akademisyenden, ben çok yazarken tezimi çok fazla aldım. Birisidir kendisi. Çok güzel yumuşak, Çin'in yumuşak gücü üzerine. Özellikle ben biraz da Çinli kaynakları kullanmam gerektiğini, hep batılı kaynaklar üzerinden gitmemem gerektiğini düşündüğüm için çok güzel. Çalışacak olan arkadaşlara da öneririm yani. Li Mingyang. O da zaten Çin'in neden farklılaştığını, neden Çin'in yumuşak gücü farklı algıladığını söylüyor. Bir karşılaştırma tablomuz var hocam bizim aşağıda. Ona da gelebilirsek, yani Batı ile Çin arasında yumuşak güç üzerine nasıl bir karşılaştırmalar yapılıyor? Evet hocam. Şimdi hocam burada tabii bahsettiğimiz gibi, hani ben bunları maddeyi zaten az önce anlatmıştım. Yani Amerika gündem belirlemek olarak birazcık 1990'lardan sonra yumuşak gücü, yani Joseph Nye'in teorisine göre öyle kabul ediyordu. Çin ise yükselmekte olan bir güç olduğu için yumuşak gücü gündem belirlemekten çok tehdit algısını azaltmak için kullanıyor. Tabii bu zaten Çin'in
çok ihtiyacı olduğu bir şey. Yani kendini ne kadar iyi lanse ederse, kendi derdini ne kadar iyi anlatabilirse, niyetlerini yani ne kadar iyi anlatabilirse diğer ülkelere de üzerinde de çekicilik yaratacaktır. Tabii bu hocam şey var burada önemli olan Çin'in bir de Batı'dan ziyade hani Batı da bunu bence yapıyor ama devlet eliyle birçok şey yapmaya çalışıyor. Yani Konfüçyüs enstitülerini kuruyor yurt dışına. Bunlar Çin'in dilini ve kültürünü yaymaya çalışan enstitüler. Türkiye'de de var 4 tane. Ne yani bunu yapıyor? Sadece tüm dünyadaki tüm ülkeler yapıyor. Yani ülke isimlerini verirken biz sadece Çin'i verelim, diğer ülkeleri vermeyelim. Mesela İspanyolların da var. Biliyorsun Beyoğlu'nda İspanyolların tabii, şeyleri var. Tabii İngilizce Amerikan var, kültürü var bizim ülkemizde. Yani ben ODTÜ'deyken Amerikan kültürü vardı, hala var. İngilizlerin var. Bu dünyada tüm ülkelerin uyguladığı bir yöntem. Tabii. Yani hocam şu var, kültür okulu üzerinde konuşacak olursak şöyle bir dertleri var. Diyorlar ki yani dünya bizi, kültürümüzü tanımıyor. O yüzden bizi tehdit olarak görüyorlar. Yani bizi tanısalar bu tehdit algısı azalır diyorlar. Aynen, açıkçası. Katılıyorum. Yani bu görüş o yüzden yani Çin'de ne yapıyor? Medya organlarıyla, Konfüçyüs enstitüleriyle, uluslararası, mesela şöyle bir örnek vereyim. Uluslararası örgütlerde katılımı da yumuşak gücünü çok arttırıyor. Yani Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldıktan sonra Çince öğrenme sayısı patlama yapmış dünyada. Tabii. Yani böyle şeyler de tabii şey yapıyor ama bizim bugünkü konumuz birazcık daha kültürel meseleler olduğu için, yani özellikle sinema olduğu için biz oradan devam ederiz. Tamam. Yani şöyle de bir sonuca vardım tabii ben hocam. Onu bitireyim Çin sinemasına geçmeden önce. Şimdi Joseph Nye Çin gibi ülkelerin fazla yumuşak güç üretemeyeceğini öne sürüyordu şeylerinde. Ben araştırdığım zaman Çin'in yükselmesiyle birlikte yumuşak gücünün arttığını gördüm. Bunu batılı kaynaktaki anketlerde de görebilirsiniz. Yani Pew Research'te. Yine müdahale edeceğim. Yani size şey yapacağım, destek olacağım. Şimdi Çin ve Türkler kadim komşu. Yani biz binlerce yıl, 10 bin yıldır komşuyuz. Çinlilerle Türkler komşu. Hatta sonuçta biliyorsunuz Çin uygarlığı ve Türk uygarlığında birçok şey birbirine girmiş durumda. Hatta baba tabii. Aynı dilde, mesela dilde boğaz, boğaz demek. Çay, çağa demek. Biliyorsunuz ya, kelimeler de var. Siz de biliyorsunuz. Benziyor. Evet. Yani Çin'de yumuşak güç yapmak için bir şey yok yani. Gerek yok. Çünkü zaten var. Kültür var. Kültür müsait. Yani muazzam çok bir güçlü bir kültürü sanatsal, var. Muazzam bir kültürü var. Türklerle, evet. Türklerin sanatları nasıl değerliyse Çin'dekiler de aynı şekilde değerli. Paralellikler var. Hani, mesela Çin kaligrafisi var, biliyorsunuz. Türklerde de yazı sanatı var. Çünkü İslam'dan kaynaklanan, yazının görsel olarak kullanılmasından kaynaklanan özel bir sanat türü, hat sanatı gelişti, biliyorsunuz. Dolayısıyla zaten kültürün kendisi var. Bence burada Joseph Nye bir şeyi kaçırmış. Yani Çin ve Türkler kadim uygarlıklar. Kadim uygarlıkların zaten altyapısı var. Binlerce yıllık kültürleri var. Yemek kültürü var, giyim kuşam kültürü var. Biliyorsunuz Çin'de 56 uygarlık var. 56 etnik şeylik var, farklılık var. Hepsinin giysisi ayrı, kültürü ayrı. Yani bunu siz iyi yakalamışsınız. Yani Joseph Nye yani bence doğruyu kaçırmış. Yok ya, aslında Çin'in kültürüne yani o kültürel tarihine bir şey demiyor. Sadece birazcık siyasi yönden baktığı zaman Çin arttıramaz yumuşak gücün diyor ama şu anda ben anketleri incelediğimde, bunu tezimde de yazdım, Çin'in yumuşak gücü çok artıyor. Yani hocam onu söylemeye çalışıyorum. Sizin elinizde yani siyasi değerler dışında varsa, da artıyor. Zaten kendiliğinden artacak. Örnek veriyorum. Tabii. Bizde Yunus Emre var, Hacı Bektaş Veli var. Onlarda Konfüçyüs var. Konfüçyüs 2000-3000 yıl önce zaten 10 kuralı var. Yani 10 emiri var. Ana babaya saygı diye bilmem, kendine ait çok güzel kuralları var.
Daha saray onu kullanmış binlerce yıl boyunca. Yani böyle Tabii bir tabii kültürü doğru. zaten var. Var var kültürü var. Hayır, Yani zaten kültürden hocam. yumuşak güç yaratmak son derece kolay. Elinizde şeyiniz var, ham maddeniz Tabii var ki de. yani. Tabii ki de. Tabii ki de. Yani bu tarihi olsun, kültürel şeyler olsun. Yani sadece tabii bunlar da değil hocam. Yani siz gitmişsiniz Çin'e. Herhalde gez gez bitmez tarihi yerler Çin'de de Tabii yani. canım, sonu yok. Şian'a gidiyorsun. Bitiremezsin. İpek 96'da Şian'daydım. İpek yolu kervanı gönderdik. Zeynep Budur'la, Kale Budur grubuyla birlikte, develerle 1996 yılında. Yani oraya gidiyorsun, mistik bir dünyadasın, fantastik bir dünyadasın. Başka bir şehre gidiyorsun, başka bir yerdesin. Bizim Uygur, Tabii. Şincan bölgesinde kendine ait güzellikleri ve kültürü var. Sonuçta Her muazzam yerde. bir kültür. Yani mesela Mevlana Celaleddin Rumi bizim tek başına temsil ediyor yurt dışında. Yunus Emre tek başına temsil ediyor. Çünkü altyapıları var, felsefesi var. Yani Joseph Nye niye bunu görmüyor, onu anlamıyorum. Yani ben mi bir şeyi kaçırıyorum? Hocam şöyle, ben çok kısaca bahsedeyim size. Yani Joseph Nye birazcık da hani batılı değerler, siyasi değerler olur ya, böyle insan hakları, demokrasi Pragmatik falan. belki Bunlar de yani. üzerinden evet, ama aslında böyle değil o kadardı. Çünkü Çin arttırabiliyor yumuşak gücünü. Afrika üzerinde arttırabiliyor, Latin Amerika. Bu niye hocam? Çünkü karşılıklı ilişkileri böyle çok gelişiyor Latin Amerika ile. Yani ortak menfaatleri, ülkeler arasında ortak menfaatleri arttıkça yumuşak gücünü de Çin arttırabiliyor. Yani bunların örneği zaten siz de bilirsiniz. Afrika'da çok net bir şekilde, Latin Amerika olsun, bazı Orta Doğu ülkeleri olsun. Yani Türkiye'de bile benim ben araştırmamda gördüm ki tam tariflerini hatırlamıyorum ama 1990 ile 2019 arası olması lazım. İki katına yakın bir artış vardı Türkiye'de, yani Çin'in yumuşak gücü. İki katına yakın bir artış vardı. Yani ben Pew Research'tan almıştım şeyleri de, Anladım. tabloları da. Başka bir günde şey yapabiliriz onu isterseniz. Onu da yaparız. Ayrıca yaparız hocam. Konuşabiliriz. Siz konuyu belirlersiniz. Evet. Paylaşırız. Tabii hocam, tabii. Tabii şimdi hocam, kültürel şeyler deyince birazcık da Çin sinemasına girelim istedim ben. Çünkü Buyurun. Sinema tabii çok Yani önemli bir sanat dalı. Oscar alınca, Amerika'da Çinlilere Oscar verince Amerika, ben dedim ki hemen Mert Hoca'yı arayayım dedim. Bununla ilgili bir sohbet yapalım dedim. Ya Çin sineması hocam çok bilinmiyor aslında Türkiye'de. Bilmiyorum yani, benim etrafımda Şimdi çok fazla Çin sineması. sizin yaşınız hocam biraz gençsiniz maşallah. Bizim Evet, yaş kuşağımızda teşekkür ederim. İşte bu şapkalarla büyüdük Hı-hı. biz. Yani bu şapkalar bizim Çin'de sinemalara gittiğimiz zaman işte Bruce filmleri vardı. Mesela Bruce Ha, böyle tabii. böyle otururdu, şu şekilde otururdu. Kimse görmezdi onu falan. Bu şekilde olay yani. Tabii. Yani Yani kastettiğim şey, Bruce filmleri bence önemli bir kültürel etkileşim yok, sağladı. Yani Hong Kong çok. Kantonist sineması, ilk baştaki Kantonist sineması Çin'le diyaloğumuzu başlattı. Çin izole bir Yani sistemdi. zaten O şekilde tanışmış olduk. Zaten hocam Amerika'da da bu Çin'in dövüş sanatları üzerine yapılan filmler çok büyük sempati uyandırdı Çin'e karşı. Sonra Kung Fu var Zamanında. Biliyorsunuz değil mi? David Carradine giriyor devreye. Tabii, yani o anlamda değil de ben daha çok şey dedim. Çin'de üretilen, tabii Bruce Lee'ler falan daha sonradan Amerika'ya gidip, Hong Kong'dan Amerika'ya gidip orada film çekmeye, Jackie Chan'ler falan. Yani biz aslında Batı filmleriyle tanıdık daha çok. Halbuki ben Çin sinemasını izlemeye başladığımda yani şaşırdım hocam ya, birazcık da utandım, neden daha önce bu filmleri izlememişim diye. Ya çünkü mesela İran sinemasını izleriz biz. İran sinemasına da çok benzeyen yönleri vardır yani Çin sinemasının. Birazcık bahsedeceğiz yani biraz. Romantik. Buyurun hocam. Diyebilir miyiz romantik? Evet. Romantik olsun, sadece kırsal kesimlere, yani etnik kökenlere dayanan, sıradan insanların hayatını anlatan filmler olsun. Tarihini anlatan filmler olsun. Yani imparatorlukları da anlatan filmleri var. Yakın tarihi anlatan filmler de var. Yani öğreniyoruz hocam. İzleye izleye öğreniyoruz yani açıkçası. Yani burada ben bir kısaca sadece Çin sinemasını, tabii uluslararası ilişkiler öğrencisi olduğumuz için de, nasıl bir bağlantısı var, tarihi nasıl, onu da bir göstermek için
Böyle bir slide hazırlamıştım. Tabii Çin'in yakın tarihi bile çok fazla şeylerde dolu olduğu için sinema da ona göre bir paralellik gösteriyor Çin sineması Çin'in tarihiyle birlikte. Tabii burada ben başlıklar altında topladım birazcık Çin'deki sinemasındaki kırılmaları. 1905 ile 1937 arası dönem açıkçası sinemanın zaten yeni yeni daha emekleme aşamasında. Tüm dünyada olduğu gibi aslında yani Çin Teknikle sinemasında. ona göre ancak Ya gelişiyor. zaten tabii mesela bir sonraki slayta gelebilir misiniz hocam? Tabii. Orada vardır. Evet bakın 1896 yılında ilk kez giriliyor. Gingham Mountain diye bir film 1905'te çekiliyor. Bu Üç Krallığın Hikayesi diye bir roman Şu vardır. Tabii daha kitap. Three Kingdoms evet. Romance. Türkçe'de Şunun. çevrilmedi yani. Çevrildi mi bilmiyorum ama. İnşallah sizler çevireceksiniz hocam bu kitabı. Evet çok önemli bir. Yani Tabii. bundan hocam bir sürü konu çıkıyor biliyor musunuz? Daha Herhalde canım. 2019 Baksana tabii kaç yani cilt. tabii yani ondan bir sürü film konusu çıkıyor. İlk Çin filmi de oradan gelmiş Evet. 1905 yılında. Hocam burada şimdi 1931 yılında da ilk sesli filmleri yapılıyor. Tabii bunları bulmak zor. Yani internette de bulmak zor. Çok eski filmler. Bunları bulmak zor. Bu 1930'lar Çin sinemasının altın çağı olarak kabul ediliyor. Tabii bu solcu hareketin ortaya çıkması Çin'de de çok güzel bir tepki oluşturuyor. Yani şey açısından olumlu bir tepki oluşturuyor. Sinemaya da yansıyor doğal olarak bu. Daha sonra hocam 1937 biliyorsunuz biraz Çin için İkinci Dünya Savaşı sırasında bir istila, Dramatik, Japon istilası. trajik bir dönem. Dramatik. Yani Evet. bu dönem sinemada Japonya'nın kontrolünü, Çin'in içindeki yani Çin sineması da Japonların eline geçiyor. Zaten bakın Çin film şirketi China Movie Company diye bir şey kuruluyor Japonlar tarafından. Ya yani bu dönemin zorlukları sinemacılara oluyor tabii yani tabii herkesin çok büyük bir katliam herkes için büyük zorluk ama sinemacıları şöyle bir zorlukları oluyor. Kaçabilenler kaçıyor ülkeden Hong Kong tarafına. Kaçamayanlar da bir tarafta İstemeyerek. komünistler bir taraf istemeyerek tabii hocam yani katliam var yani kaçmak zorunda. Kaçamayanlar da film yapmakta zorlanıyorlar doğal olarak. Tabii dönemin şartlarından dolayı da. Yalnız şu önemli hocam. Mulan Joined the Army diye bir film yapılıyor. Bakın 1939 yılında. Bu film Evet. Mulan aslında Çin'de tarihi bir figürdür. Tarihi efsane bir figürdür. Evet, Neden? evet. Mulan aslında bir kadın. Evet, Ve biliyorum. kadınların ataerkil toplum olduğu için Türkiye gibi hani o zamanlarda askeri şeylere katılması yasak. Mulan da erkek asker kılığına girip köyünü kurtarmak için erkek asker kılığına girip savaşa katılan bir şeydir. Yani efsanedir aslında bu. Evet. Hatta bu sene Walt Disney bunun filmini yaptı tekrardan. Çizgi filmi Mulan de var. Joined the Army diye. Çizgi filmi de Tabii var. tabii tabii Animasyonu çizgi da filmi var. de var. Yani bu şu açıdan önemli hocam. O zamanlar tabii Japonya istila etmiş ama böyle bir film yapılıyor. Yani aslında bu bir cesaret verebiliyor yani ülke. Çünkü istila altında bir direniş göstergesi, bir simgedir yani Mulan. Ama bir de Bu şunu unutmamak yüzden lazım. Japonlar istila etti diye Japonlar tüm ülkeyi istila etmiyorlar. Yani biliyorsunuz. Özellikle Nenjing bölgesi biraz çok ağır hasar alıyor. Ya tüm ülke olarak Nancy çok. değerlendirmemek lazım diyorum. Tabii yani Ama tabii bir istila söz konusu. yani hocam Nanjing katliamları da anlatan çok güzel filmler var. Sadece Çinli Biliyorum. filmler değil, Batılılar da gelmiş Çin'de Nanjing katliamını çeken filmler yapmış. Yani çok Benim ünlü home filmdir. ofisim Nenjing'de. Ya benim ikinci Öyle evim mi? Nenjing. Tabii. Ha, bilmiyordum hocam. Daha sonra hocam bu da önemli bence. 1941 yılında Prenses Iron Fan diye bir film yapılıyor. Bu animasyon. 1941 yılında bir animasyon yapılıyor. Yani bu birazcık da biliyorsunuz Japonların animeleri Etkisinde meşhurdur. kalıyorlar. Etkisinde kalmışlar ki kötü bir şey değil. Daha sonra bu animeler yani ben son dönemlerde izledim Çin animeleri ya da ne bileyim işte üç boyutlu filmleri çok başarılı. Yani öyle bir teknik yani öyle bir geliştirmişler ki hocam ben önereceğim birazdan arkadaşlara izlesinler. Oraya da geliriz hocam. Şimdi şey yapmayalım hani konuyu Hocam burada dağıtmayalım. yeri gelmişken bir şey söylemek Evet. istiyorum. Biliyorsunuz Xi'an Japonların başkentiydi. Yani onlar Xi'an'a ulaşmak istiyorlardı. Yani yüzlerce yıl önce
yaklaşık 800 yıl önce anladığım kadarıyla, tam olarak bilmiyorum ama Çin Seddi'ni yapmaya karşı çıktıkları için Japonlar Şiyan'dan Japon adasına sürüldüler. Bunu ben niye söylüyorum? Çin ve Japon kültürü çok benziyor birbirine. Yani şu anda Japonya'da kullanılan karakterler Çin'in eski yazı karakterleri. Tabii Biliyorsunuz bunu. alfabe. Yani şey, evet, biliyorum hocam. Ya tamamen birbirlerinden çok ayrı Yok. şeyler değiller, kültürler değiller. Hocam, Çin yani Asya'da Dominant olan Çin, evet. Orta Krallık. Orta Evet. Krallık'ın klanlarından bir tanesinde Japonlar Çin Seddi'ne Aynen. karşı çıkmışlar, yapmak istemiyoruz demişler. İmparator demiş, yapmak istemiyorsanız buyurun siz de Japonya adasına. Yani ya şöyle Japonlar hocam, tabii yani Çinliler, yani Çin o Asya bölgesinde en kültürü gelişmiş. Yani şey açısından da eski. tabii yani diğer etrafındaki ülkelerde bak yani nasıl Avrupa veya ne bileyim insan şu an Amerika'ya şey yapıyorsa o zamanlar Çin'in kültürüne herkes tabii şey yapıyormuş işte Güney Kore, yani Kore Türkler ve adası Çinliler, olsun yani bizim aynı tabii. kıtadayız. Aynı kıtada geliştirdiğimiz kültür. Evet. Yani herkes kültürünü yani Çin'den aslında yani dediğiniz gibi o yazı karakterleri falan Japonya'daki şeyler hep Çin'den gelme. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra tekrar Çin hocam sinemada hakim oluyor. Burada mesela 1948 yılında Spring in a Small Town diye bir film çekiliyor. Ben bunu izledim. YouTube'da da bulabilir arkadaşlar. YouTube'da var bu film. Siyah beyaz. Tabii teknik açısından çok kötü. Yani teknik şu anki gibi değil. Yani sadece bir tane kamera koyuyorlar ve önüne geçip konuşan iki tane insan siyah beyaz zaten. Eski bir film. Bu şeye odaklanıyor. Çin-Japon Savaşı sonrası dağılmakta olan bir ailenin hayat hikayesine odaklanıyor ama ödül kazanıyor tabii o zamana göre. Güzel bir film. 24. Hong Kong Film Festivali'nde ödül kazanmış. Şimdi 1949 yılında hocam Çin Komünist Partisi iktidara geliyor bilindiği üzere. Tabii parti burada sinemayı bir araç olarak kullanıyor. Çünkü biliyorsunuz 1949 yılına kadar yani Çin Komünist Partisi Çin başa gelene kadar bir utanç yüzyılı dedikleri bir süreç vardır. Afyon Evet. savaşlarıyla Evet. başlayan. Komünist Partisi, Çin Komünist Partisi bunu bitiriyor. Evet. Yani ülkeyi köylülerle olsun, işçilerle olsun birlikte toparlıyor ve bir iktidara geliyor. Tabii sinemayı da hocam ben bunu da araştırdım da çok şaşırdım. Gerçekten bunu hani propaganda deyince insanlar tabii kötü algılıyor ama yani ben öyle düşünmüyorum. Birlik bütünlüğü sağlamak için kullandığı çok belli. Çünkü bakın hocam filmin temaları da o zaman da Çin Komünist Partisi başa geldiğinde çekilen temalarda köylüleri, askerleri, işçileri anlatan, öven insanlara işte bunları şey yapan tanıtan filmler. Burada ben iki tane örnek verdim. Biri Bridge, biri de White Haired Girl. 1949 ve 50 yıllarında çekilmiş. Şu enteresan, tabii bunu bu dönemde 47 tane film çekiliyor hocam. Çin ülkenin yani Çin Komünist Partisi ülkenin farklı yerlerine 20 bin tane ünite kuruyor. İnsanlar bu filmleri izlesinler. Yani niye? Birincisi yani filmler insanlara işte az önce bahsettiğimiz üzere hani görsel hafıza olsun, duygulara daha çok hitap ettiği için yani birlik İletişim. beraberliği sağlayabilecek. Tabii. Ve bunun için 20 bin tane ünite kurması beni şaşırttı 1950'lerde. Bir yandan da şöyle düşünüyorum tabii. O zamanlarda sinema kök salmaya başlıyor. Asıl anlamda kök salmaya başlıyor. Burada şey de önemli. 1950 yılında Pekin Film Akademisi kuruluyor. Tabii 56 yılında açılıyor kurulduktan sonra ama burada Çin ÇKP birçok film üzerine çalışan insanı Sovyetlere gönderiyor teknik öğrensinler diye. Zaten Sovyetler bu film sinema tekniklerinde hocam bildiğiniz üzere çok iyiler. Eisenstein falan işte bu kurgu şeylerini Tabii. zaten bütün sinema tabii onlardan gelir. Yani bu teknikleri öğreniyorlar. Daha sonra hocam 66-76 arasında bir kültür devrimi bilindiği gibi yaşandığı için o dönemlerde çok fazla film yapılmıyor Çin'de. Yani o
Çin sineması için çok fazla bir konuşulacak bir dönem değil. Daha sonra kültür devrimi bittikten sonra da 78'de Deng Xiaoping geliyor. Açılımları başlatıyor, reformları başlatıyor. Yani dikkat ediyorsanız hocam sinemada paralel gidiyor. Yani evet. Dönemlere paralel gidiyor. Deng Xiaoping sanata da çok önem veren bir insan. Bilimi olsun, eğitimi olsun, onun dışında sanata da çok önem veren bir insan ve insan filmcileri de cesaretlendiriyor. Yani film yapın, yani filmleri arttırın, yapın falan diye. Scar Drums denilen o zamanlar kültür devriminin hikayelerine, travmalarına odaklanan Scar Drums diye geçiyor Çin'de bu. Onlara evet. Odaklanıyor bu dönemdeki filmler. 86 yılında daha profesyonel hale getiriyorlar sinemayı. Yani şeyi. Kültür Bakanlığı'ndan alınıp bir radyo, sinema ve televizyon bakanlığını tabii yani artık daha şeylere profesyonel bir şekilde yani önemi giderek artıyor. Dünyada da artıyor zaten. Çin'de de artıyor. Tabii biz yani burada tekrar kaldığımız için Joseph neye geleceğim? Bu kadar bak tarihsel siz süreci gösteriyorsunuz. O kadar güzel bir şekilde soft power için, yumuşak güç için Çin bunu yumuşak güç için yapmıyor. Zaten onun bilincinde. Zaten sanat yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Sanatla konuşmanın önemini biliyor diye düşünüyorum. Yani tarihi ya, görüyorsunuz. Tabii sadece soft power'ı da hani tek sinemadan alırsak biraz haksızlık olur ama tabii dediğiniz doğru hocam. Yani o en kolayı sinema. Ya şu anda YouTube dediğimiz şey, şu anda bu izlediğimiz şey YouTube da sinemanın işte yavrusu sonuç olarak. Sinemadan sonra bu oldu. Yani şunu demek istiyorum. Sinema en kolayı yani iletişim yöntemi diğer şeylere göre. Bir enstitü kurmak, bir Confucius enstitü kurmak biraz daha donanım gerekiyor. Daha kolay kitlelere ulaşabileceğiniz bir araç sinema. Evet, evet. Ve etkileyebileceğiniz de bir araç. Yani hani ülkelerin bunu kullanması normaldir. Amerika'da yapıyor, Çin'de herkes yapıyor. İşte isim vermeyelim. Dünyadaki tüm ülkeler yapıyor. Hocam tabii hepsi yani hepsi yapıyor hocam. Şimdi senlerden sonra ortalarından sonra bir 5. nesil dönemi başlıyor. 5. nesil sinemacılar dönemi başlıyor. Bunlar bu Scar Drums dedikleri yani kültür devriminden uzaklaşıyorlar. Birazcık daha yerel motiflere sıradan insanların hayatlarına değiniyorlar. Ben bu bakımdan işte İran sinemasına benzetiyorum bu dönemi. Yani çünkü mesela Abbas Kiarostami'nin filmleri çok sıradandır ama çok güzeldir. Yani şiir gibi film yapar. Öyle İran'ı da tanırsınız. İran'ın kırsal kesimlerini, taşralarını tanırsınız. Burada da Çin'in kırsal kesimlerini, taşralarını tanıyoruz yani bu filmlerle. Burada tabii çok önemli, ben filmleri listeledim. Birkaç tane kendi izlediğim özellikle. Yellow Earth, Red Sorghum. Mesela Yellow Earth filmi bence çok önemli bir film. Çünkü yine filmin konusu şu, kısaca ben bir bahsedeyim. ÇKP dönemi işte milliyetçilerle aralarında bir iç savaş yaşanırken bir tane askerini kırsala yolluyor ve diyor ki yerel şarkıları topla. Ama hocam şarkı topla filmi diyor. Anlatmayın yoksa izlemeyiz yani. Yok. Spoiler vermemek için o zaman hocam şey yapayım ben birazcık. Ya biz notlarımızı aldık. Burada güzel filmleri siz ele geçirmişsiniz. Bunlarla bir mesaj veriyorsunuz bize. Mesajı aldık. Tabii. İzleyelim yani. Yani bunları. Çok beğendiğim için Yellowbird'ü hocam. Birazcık açmak istemiştim ama spoiler olacak diyorsanız şey yapmam. Çok girmem. Zaten bir de aşağıya yazmışsınız. Yellowbird önemli bir film diye. Bayağı etkilemiş sizi. Tabii. Yani mesela Beni Kemek ne kadar etkiliyorsa, Baba filmi dünyayı ne kadar etkiliyorsa yani. Siz de o etkilemiş sizin filminde. Orada YouTube'da da var. YouTube'dan da izleyebilirler arkadaşlar. Bir sonraki slide'a geçer misiniz hocam? Buyurun. Şimdi 1990'lardan sonra zaten hocam yavaş yavaş artık sinema çeşitleniyor Çin'de. Çeşitleniyor. Yani teknikler, teknolojiler tabii kolaylaştıkça, dijitalleştikçe biraz daha çok özgürlük ortamı da var. Yani Deng Xiaoping'den 78'den 90'a geldik. Tabii. Teknoloji gelişti. Tabii. Zaten ben 92 ve 93'te Pekin'deydim.
93'te Tiananmen Meydanı'nda dolaşıyordum yani. O zaman tabii, zaten hocam, açılım başlamış. Evet yani bakın mesela The Days filmi 93'te burada, yapılmış. O enteresan 10 bin dolara mal edilmiş bir film. Yani o yüzden aldım onu. Altı şimdi şeyleri göstermek istedim burada ben hocam. Mesela Çin'deki punkçıları, punkçı gençliğini anlatan bir film yapılıyor. Ya da Çin'deki yan kesicileri anlatan film yapılıyor. Yani çeşitleniyor filmler Çin'de de. Çok farklı filmler yapılmaya başlıyor. Bu bence çok güzel. Yani Çin çalışmak isteyenler her kesimi tanıyabilecek şekilde çok film güzel bulabiliyorlar. Çok güzel. Yani o açıdan. Hocam bir sonraki de 2000 senesi yani. 2000 senesinden sonra şöyle söyleyebiliriz hocam Çin sinemasını. Artık çok yüksek bütçeli. Hocam rakama bak. Çok, 213 milyar dolar. Tabii dünya çapında hocam. Bir box office yani şey gelir elde etmiş. Yani şöyle hocam şimdi tabii orta sınıf da yükseliyor. Orta sınıfın zevkleri nelerdir? İşte bilardo olsun, ne bileyim bowling olsun, bu tarz şeyler işte sinema olsun bunlar. Özellikle sinema hocam tabii işte karaoke gibi böyle insanların sosyalleşebileceği şeyler olduğu için. Yani bu 2004 döneminde hocam bu gözüküyor. Zaten ben de söyleyeyim, yani şöyle katkıda bulunayım. 2000'li yıllarda Şanghay'da Nanjing Caddesi'nde, Nanjing Liu'da sinema önünde kuyruk oluşuyordu. Yani bayağı kaliteli şeyde afişler görüyordum. Çok kaliteli afişler görüyordum. Zaten Şanghay her zaman bohem hayatı yaşıyordu ama 2000'li yıllara kadar öyle filmlerin önünde kuyruk oluşmuyordu. Bayağı gelen giden insanlara bakıyorum. Kaliteli, çok acayip güzel kaliteli insanlar giriyor çıkıyor. Orada demek ki yani farkı buymuş. Tabii orta sınıf arttıkça hocam insanlar bu tarz zevkler ediniyor ve tabii bu da hasılaya yani gişe olarak yansıyor. Bu Tiger, Hidden Dragon ve Hero filmleri de Çin'in antik o krallık dönemlerindeki şeyleri anlatan filmlerdir. Ve ünlü oyuncular oynar yani Jet Li falan oynuyordu galiba şeyde Hero filminde. Dünya çapında hocam yani bakın 213 milyar dolar bir tanesi, bir tanesi 177 milyar dolar hasılat yapıyor. Anormal yani, rakamlar. Güzel. Gerçekten. Daha da artıyor yani hocam şu an günümüzde. Evet. Bunlar 2000 senesi daha da artıyor. Burada ben birkaç tane daha tabii yazmıştım. Onlar da önemli filmler. Şimdi hocam ben son zamanlarda şey animasyonları da ön plana çıkmaya başladı Çin sinemasında. İki tane örnek verdim. White Snake'le Cha diye okunuyor. Evet. Yanlış okumuyorsam. Doğru. Şimdi bunlar da fark ediyorum birazcık Çin mitolojisinden alıyorlar konularını. Yani tarih de değil. Bu Çin mitolojisinden ve şunu fark ettim. Çok güzel bir şekilde yani bunlar animasyon film. Yani Amerikan, Batı, Hollywood şeyini yakalamışlar teknoloji. Çin sineması da yani bu şeylerde. Çünkü yapay zekada yani biliyorsun kompütür, kuantum kompütürde şu anda Çin lider. Yani geçen ayda yayınlandı bu. 66 kubitlik. Yani normal bir bilgisayarın, süper bilgisayarın 8,5 yılda yapacağı işlemi onlar 2,5 saatte yapıyor. Anormal bir şey bu. Evet. Yani animasyon anormal demek yani, 3 boyutlu yazılım, 3 boyutlu algoritmalar. Yani bilgisayar hızı demek tabii yani. Tabii. Kalitesi demek. Tabii tabii yani filmler de çok güzel bu arada. Yani hiç izleyecek olan arkadaşları da canı sıkılmadan üst üste izleyebilirler ikisini de. Tamam, not aldık hocam. Şimdi hocam böyle bir şey var yani tarihi var ve günümüzde de yani Çin sineması yavaş yavaş siz de söylediniz Oscar aldı. Çin, yani o ilginçti. Normalde böyle gerilimli bir ortamda böyle bir şeyin evet, olması bana da ilginç geldi. Ama dikkat ettiyseniz sadece Çin değil Asya sineması dünyada çok büyük yükselişte. Yani bundan önceki senede Güney Kore Oscar kazandı. Evet. Parazit filmi. Yani evet, arttırıyor. Etkisini arttırıyor yani Asya filmleri. Bu da güzel bir şey. Yani kutuplaşmayı yok ediyor. Gerilimi yok ediyor. Kültürler birbirlerini evet, işte bu şekilde tanıyor. Bence de ya bence çok güzel şey. Ama işte benim bir tane de böyle kötü bir senaryom var geleceğe dair. Hocam bunları araç olarak Hollywood benim bildiğim kullanılıyor ama yani Soğuk Savaş döneminde de kullanıldı. Şimdi Çin'le bir rekabet var. Ona karşı da belki kullanılabilir. O yüzden bu çok hayra halamet olmaz. Yani
Amerika'nın bu tarz, yani bu birazcık daha politik bir konu olduğu için hani kültürel meselelerden çıkmak istemiyorum. O yüzden Ama şöyle söyleyeyim ben size. Ticaret ve kültür dünyadaki tüm gerilimi yok eder. Ticaret varsa ve kültürel etkileşim varsa gerilim yoktur. Yani sen benim malımı alıyorsan, ben de senin malını alıyorsam aramızda ne kadar sorun olursa olsun çözeriz Bir zamanla. şekilde Bu halloluyor. şekilde. Yani doğru Ayrıca diyorsun. Çin'in dünyada egemenlik kurmak, hegemonya kurmak diye bir derdi yok. Tekrar söyleyeyim. Zaten 2500 evet yıl yani. önce eski İpek yolunda da sadece İpek'le dünya ekonomisini değiştirdi biliyorsunuz. Sadece İpek'le. O anda bile tüm dünyayı ele geçirme gibi bir derdi yok. Öyle bir şey istemiyor. Öyle bir şey Zaten istemiyor. şu anda da yani söylemlere baktığımızda öyle bir şeyi iddia da etmiyor. İsteği de yok, niyeti de Tatlı bir yok. Yani rekabetle, rekabet olmasa ilerleme olmaz. Ya tatlı bir Kim rekabetle istediği bilim şu hocam ilerlemesi için benim. siz güzel bir çalışma Tabii. yapacaksınız akademisyen. Ben çalışacağım, siz geçmeye çalışacağım. Siz beni Doğru. geçmeye çalışacaksınız. Bu tatlı bir rekabet olacak. Bilim Yani ilerleyecek. Çin hegemonya hocam zaten hegemonya istemiyor, şey istiyor. Yani uluslararası ortamın demokratikleşmesini istiyor. Yani Afrika'nın da sesi çıksın Paylaşım istiyor. istiyor. Yani, tabii Örnek yani bu Belt Road Initiative yaptı. Belt Road Initiative'e Mr. Xi Jinping 1 trilyon dolar koydu. Ben hep aynı soruyu soruyorum. 1 trilyon doları dünya barışı için koydu. Eğer 1 trilyon doları uçak sanayine koysaydı veya savaş sanayine koysaydı, savunma sanayine koysaydı kim ne diyecek ki ona? Ya bizim ülkemize geliyor, Ankara İstanbul hızlı tren hattına destek oluyor. Köprülere, tünellere destek oluyor. Pakistan'da yollara destek oluyor. Afrika'da sizin söylediğiniz gibi yollara, limanlara destek oluyor. O paraları harcıyor oraya. Bence olayları değerlendirirken kim ne veriyor ona bakmak lazım. Tabii diyorlar ki hangi amaçla veriyor? Ya dünyada her şey karşılıklı kazanç amacıyla olacak. Yani adam Değil bedava mi? verecek hali yok ya. O da Tabii kazanacak. ki de. Sen de kazanacaksın. Zaten öyle hocam. Win win diye çıkarttılar Evet. zaten. Hani win win diye başladı bu bir kuşak bir yol. Yani hocam eleştiri her şeye gelir. Evet. Yani her şeye eleştiri gelir. Yani oradan şey yapmak olmaz. Yani illa insanlar eleştirecektir. Biz ama benim kendi görüşüm bir kuşak bir yol projesi olsun, diğer şeyler olsun. Sizin dediğiniz gibi yani bir yani ben şu an için bir hegemonya arayışı içinde olduğunu düşünmüyorum. Sadece Kapatabilir kendi miyiz? çıkarları PDF'i için. kapatabilir miyiz? O konu artık Tabii toparlandı tabii. galiba, değil mi? Ha, tabii. Yani insanlığın ortak geleceği olarak bakıyor Xi Jinping de kendi şeylerini. Yani bütün insanlığı. Sadece kendilerini değil. Yani Benim benim şu an için gördüm o. verdiğim güzel bir örnek var. Biliyorsunuz tarihimizde, insanlık tarihinde Karun diye bir imparator var. Öyle hazinesi varmış ki sadece anahtarlarını 40 deve taşıyormuş. Sadece anahtarlarını, hazinelerin anahtarlarını 40 deve taşıyormuş. Nerede şimdi Karun? Niye paylaşmadı? Yani hep aynı örneği veriyorum. Şu anda Çin dünyaya bir gül uzatıyor. Bir çiçek uzatıyor. Ticaret için bir barış yolu kuralım diyor. Unutulmaması gereken hocam, Mert hocam, zaten Çin dünyanın üretim üssüydü. Zaten dünyaya mal gönderiyordu. Ama şimdi diyor ki ben size tren yolu yapayım, liman yapalım, birlikte yapalım. Siz de kazanın, ben de kazanayım, giriş geliş Ben de olsun kazandım. diyor. Yani benim buradan Tabii ticaret artık. Bursa'daki siyah incirim gidecek. Sultanahmet'teki Napolyon kirazım gidecek. Bunlar sembolik ürünler. İleride Türkiye'den belki teknoloji ürünleri gidecek. Mesela şimdi İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Başka teknolojiler geliştireceğiz. Çin'den de başka şey alacağız. Yani ticaret Ya olacak. tabii. Ya hem ticaret hem kültürel hocam önemli. Bravo. Yani benim Hem ben daha kültürel. çok yani kültürel ilişkilerimizin daha çok gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadar uzak kalmamalıyız hocam Çin gibi bir ülkeye. Doğru Yani hocam. hem tarihimiz yakın. Yani Batı'dan daha yakınız hocam sonuçta Çin.
tarihi, bizim tarihimiz. Yani geleneklerimiz, yani bilmiyorum, bana öyle geliyor. Kültürel anlamda sanki daha çok benimseyebileceğimiz bir medeniyet. Hocam bizim kadim Batı komşumuz. Biz Çinlerle binlerce yıldır komşuyuz. Evet. Yani biz oradan evet, gelirken komşuyduk onlarla. Hı-hı. Buraya geldik ama oradaydık. Dilimizde yani hocam, daha önce örnek verdik. Yaklaşık yüzlerce kelime ortak kullanılıyor. Hı-hı. Şu anda hala tabii. Çin'de tabii. Boğaz boğaz. Ana ana. Hı-hı. Baba baba. Nine tabii. Nine. Çay evet. Çağ. Yani daha birçok sıralanabilir. Var. Ya çok var. Ya yani hocam, yani benim demek istediğim yapıcı olmak burada iki ülke arasında. Yani bilmiyorum, yani neden yıkıcı davranıyorlar bilmiyorum ama yani böyle bir yapıcı ortam yaratmak yani win-win'dir, yani kazan kazandır. Ama sizin ve söylediğiniz yani, şey çok güzel. Kültürel etkileşimin buna... artması, kültürel etkileşimin artması her iki kültüründe, Türk kültürünün eski komşusunu tanıması, şu andaki yeni Çin'in de eski komşusu olan Türkleri tanıması, etkileşime girmesi ticareti de artıracak. Her şeyi artıracak. Artıracak hocam. Yani zaten ne zararı olabilir ki kültürel etkileşim? Aynen. Aynen. Yani ne gibi bir zararı olabilir? Yani insanlar aynen. Birazcık komple teorileri üretiyorlar ama ben öyle düşünmüyorum yani. Sonuçta kültürel etkileşim yani. İnsanlarla sosyalleşiyorsunuz, tanışıyorsunuz. Yani her yani, türlü avantajlı. Mesela ya bakın ben kendimden örnek vereyim hocam. Ben, geliyor Kapadokya'ya. Kötü mü oluyor? Veya gelecekler Mevlana Celaleddin Rumi'ye, Şeyh-i Aruz'a gelecekler. Şeyh-i Aruz'u dinleyecekler. O ihtişamlı Şeyh-i Aruz'u dinleyecekler. Kötü mü olacak? Veya biz yani, Pekin'e gittiğimiz zaman, işte Budistleri gördüğümüz zaman Tibet'te kötü mü olacak veya? Yok hocam ya, bunlar ilişkilerimizi geliştirir. Yani daha iyi bir şey için, gelecek için bence bu şeylerin daha fazla artması lazım diye düşünüyorum ben, kültürel ilişkilerin. Tabii kültürel ilişkiler, ekonomik ilişkiler yani hep beraber giden şeylerdir. Ama yani az önce de söylediğim gibi bu kadar uzak kalmamalıydık bence. Hocam yani, zararın neresinden dönerse kârdır. Tabii, biz 28 tabii. yıl önce ticaret için gittik. Elimizden geldiği kadar ülkemize katkıda bulunduk. İşte ülke çikolatalarını Çin'e soktuk. C vitamini getirdik oradan. Siz şu anda ne güzel akademik çalışma yapıyorsunuz. Çin yumuşak gücünü çalışıyorsunuz. İşte sizler gibi değerli akademisyenler, Profesör Tuğrul Keskin, Profesör Doktor evet, Seriye ben... Sezen hocamız, Suya Alaptır hocamız, hepsini teker teker saymak zor gelecek. Adnan Akfırat hocamız. Bunların hepsi de şimdi de hem kültürel etkileşimi hem de sosyolojik etkileşimi artırmaya çalışıyorlar. Bu da bir süreç. Artık bugüne kalmış. Geç yani çok da önemli hocam. Geç olsun, güç olmasın diyelim hocam onun için. Yani Allah'tan öyle şey uğraşan hocalarımız da var. Bu akademik açıdan da yani ve akademik açıdan da tabii yani daha artması lazım hocam. Ama yönelim var. Yani ben size şöyle bir somut örnek vereyim yumuşak gücüne Çin'in. Ben Batı'yı tercih etmiyorum şu anda. Çin'e gitmeyi tercih ediyorum. Ya bu bir yumuşak güçtür. Beni kendine çekiyor. Ben şu anda iki tane değerli bilim adamı tanıyorum. Onlarla YouTube'da sohbet yaptım. Doktor Tayfun Koçak, lityum iyon pilleri konusunda oldukça ileri çalışmaları var. Bordan lityum iyon pil elde etti. Onunla ilgili makalesi yayınlandı. Sonra Deniz Eren Erişen var. O da parçacıklar çalışıyor. Nano makineler çalışıyor. İzolasyon çalışıyor. Nano izolasyon çalışıyor. Onlar da sizin gibi düşünerek orada doktora yaptılar. Çin Bilimler Akademisi'nde doktoraları tamamlandı. Ve belki sayısız binlercesi var orada şu anda. Ne kadar güzel. Evet, bence de çok güzel. Yani böyle hocam. Yavaş yavaş üstüne arta şey yapacağız yani. Hocam çok teşekkür ederim. Elimizden geldiğince. Sizi yordum. Ben çok teşekkür ederim. Son sözlerinizi almak istiyorum. Yani Şanghay'a ne zaman gidiyorsunuz? En azından onları sorayım. Şanghay'a ne zaman gidiyorsunuz? Yani şimdi Eylül-Ekim'de herhalde orada olursunuz. Yok, yani şu an pandemiden dolayı sınırlar kapalı. Doğru. Ama benim ilk dönem yani online oluyor. Hayır, şu andaki arkadaşlar da burada. Biliyorum hepsi burada. Samet falan hepsi burada. Hepsi burada. Evet. Hepsi burada. Hatta hepsi İran'da burada. Bir yani... doktor arkadaşım var, çocuk öğrenci. O da İran'da, hı-hı, gidemiyor Çin'e. İran'da. Buradan tabii. Yani devam ediyor. Online devam ediyorlar. İlk dönem zaten ilk semester dönemi online olacakmış.
İkinciyi de haber verecekler ama tabii 2022 Şubat'ta da Pekin Kış Olimpiyatları başlıyor hocam, biliyorsunuz. Evet. Hani acaba açarlar mı Pekin Kış Olimpiyatları'nı, bu sınırları diye düşünmüyor değilim. Açarlarsa ben de herhalde gidebilirim. Ama işte şey yapıyorlar. Öğrenci vizesi ayrı, iş adamı vizesi ayrı diye ayırıyorlar, tabii, biliyorsunuz. Şu an bildiğim kadarıyla yani öğrencileri koruma altında tutuyorlar. Yani sizleri düşünüyorlar. Tabii. Çünkü siz orada yurtlarda yaşayacaksınız ya, daha çok sosyal mesafeyi koruyamıyorsunuz. O yüzden sizleri korumak istiyorlar. Ya ben işte zaten bize çoğu kişi söylüyor ilk dönem online olacak diye. Şu an için bir belirsiz bir süreç. Yani bir an önce açılsa da gitsek tabii hocam, yani ben de istiyorum. İnşallah gideriz. Orada biz i̇nşallah. Şahay'da şey var. O çay bahçesinde buluşuruz sizle inşallah. Çay içeriz. İnşallah. İnşallah, inşallah hocam ya. Çok güzel olur. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi de sizden söz alayım. Bu soft power'a, yumuşak güce devam edelim. Sizin tamam. yine belirleyeceğiniz Kofiç enstitüler olabilir, başka konular olabilir. Onu tekrar inceleriz sizle birlikte. Tabii hocam, özele ineriz biraz da genelden. Biraz özele ineriz. Evet. Yani. Daha güzel olur, detaylı olur. Evet, güzel hocam. Bir çalışma yaparız hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yayına davet ettiğiniz için. Yok, çok da ben teşekkür ediyorum. Daha iyilerini yaparız inşallah hocam. Sağ olun, davet kırmadınız. Çok sağ olun. Ne demek, estağfurullah. Şanghay'da görüşürüz. Estağfurullah. Allah'a emanet olun. İnşallah. İnşallah siz de hocam, iyi günler. İyi günler.